Herkese merhabalar, ben Leşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağımı söylemeden önce sizlere bir anımı anlatayım. Bundan 2 yıl önce kestane yapmadan, pişirmeden önce kestaneyi çizmedim ve tost makinesinin üzerine koydum, kapattım. Odaya geçtim, oturdum. Böyle bir 20 dakika geçtikten sonra bir baktım, mutfaktan sesler gelmeye başladı. Mutfağa girdim, aman Allah'ım. Bu küçük kestaneler var ya, birer patlayıcı bombaya dönüşmüş ve patlıyor. Ne ara kapattım, ne ara fişini çektim, nasıl kaçtım mutfaktan hiç hatırlamıyorum. Saniyeler içerisinde oldu tüm bunlar. Ve ne hikmetse böyle bir şey olduğu zaman prizden fişler asla çıkmaz. Ama ben nasıl kaçıyorum böyle, çok korkmuştum. Bugün zaten bu anıyı anlattıktan sonra ucuz kurtuldum. Anlattığıma göre kestane yapacağım. İki yöntem deneyeceğim. Hangisi daha güzel, hangisi daha lezzetli onu sizlerle en son videonun sonunda paylaşacağım. Dilerseniz malzemelerimize göz atalım, sonrasında yapmaya başlayalım. Evde kestane pişirmek için 1 kiloya yakın kestaneye ihtiyacımız var. Güzelce yıkadım. Bir de tuzda yapacağımız için tuza ihtiyacımız var. Kaya tuzuna ihtiyacımız var. Size iki yöntem göstereceğim. Bir tane şöyle evde sebze közlemek için, biber közlemek için bir aparatım var. Böyle ocağa koyuyorsunuz. Muhakkak her yerde satılıyor. Görürsünüz. Kestaneleri çizdikten sonra üzerine koyacağım. O bir kenarda dursun. Bir ikinci yöntemim de kaya tuzu varsa evde kaya tuzunu tavamın altına koyacağım. Sonra kestaneleri çizip kaya tuzunun üzerine kestaneleri dizeceğim. Ve kapağını kapatıp kısık ateşte pişmelerini bekleyeceğim. Sonra ters çevireceğim. Eğer ki kaya tuzu yoksa ne yapabilirsiniz? Direkt kestaneleri yıkayıp istiyorsanız, daha yumuşak olmasını istiyorsanız bir taşım kaynatabilirsiniz kestanelerinizi. Daha sonra çizip tavan altını yerleştirip ağzını kapatıp ocakta pişirebilirsiniz. Tavamın altına kaya tuzumu koydum. Hemen kestaneleri çizeceğim. Şöyle. Bir oradan bir buradan. Kestaneleri eğer ki bıçakla çizmeseniz patlar. Buna dikkat edin. Muhakkak bir bıçak yardımı alarak çizin. Ve son bunu da koyduktan sonra diğer aparatı alacağım. Bunun da şöyle delikleri var, böyle gördüğünüz gibi. Olduğu kadar üzerine, örnek veriyorum, iki tane denk gelecek, iki tane gelecek şekilde kestaneleri çizeceğim ve üzerine koyacağım. Şimdilik bu kadar yeterli. Ve şimdi ikisini de ocakta buluşturacağım. Ve ikisini de ocağa koydum. Altlarını orta ateşte açtım. Belki bunu daha sonra kısabilirim altını. Ne kadar kısık olursa tuzda olan o kadar daha böyle yumuşak bir kıvamda pişeceğini tahmin ediyorum. Şimdi pişmelerini bekleyeceğim. Şimdi ben de dayanamadım. Böyle buraya birer tane daha kestane çizip koydum. Bir yaklaşık 10 dakika oldu. Hemen çevireceğim. Bakalım. Ara ara çevireceğim ki hani bir taraf direkt yanmasın. Eşit bir şekilde beraber pişsin ve bunu yapmışım, evet. Yanmasın dedikten sonra ben şöyle. Gerçekten bu yöntem hem pratik hem de çabuk pişiyor. Gördüğünüz gibi bir 10 dakikada hemen böyle orta ateşte pişti güzelce. Hemen de ayrılıyor gördüğünüz gibi buradan. Kabuğundan. Ara ara altını açıyorum ki eşit bir şekilde her tarafı pişsin. Bunlar pişti zaten. Hemen kaldırıyorum. Diğerlerini kontrol edeceğim. Evet, diğer aparatta pişen kestaneleri kaldırdım. Gördüğünüz gibi bunlar biraz buharlaştı.
Bakalım ikisi nasıl olacak. Ben yine de ne olur ne olmaz ters çevireyim. Bunu da ters çevirdikten sonra kapağını kapatıp diğer tarafının da pişmesini bekleyeceğim. Şimdi bunlar hafifladığına göre ve hala sıcakken zaten çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkıyor. Biraz tabii ki sıcak. Siz çok pişmiş seviyorsanız biraz daha pişirebilirsiniz. Ama yaklaşık bir en fazla 15 dakika sonra böyle çevire çevire her iki tarafını çevirdiğinizde 15 dakika içerisinde her şey hazır. Evet, bir 25 dakika, 20-25 dakika yeterli oluyor zaten. Arada çeviriyordum bu arada ve bir tanesinin tadına baktım. Gerçekten müthiş, tadı güzel oldu. Evet, biraz geç pişiyor ama tadı daha güzel oluyor. Hemen altını kapatıp ikisini de servis ediyorum. Evet, tuzda ve közde pişirdiklerimiz yan yana duruyor. Hemen test edelim. Tabii ki tat olarak bu daha lezzetli oldu ve gayet yumuşak. Güzel, lezzetli. Bu da aynı şekilde yumuşak ama bana soracak olursanız tadı daha güzel tuzda pişirdiğimiz. Artık size kalmıştır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Evet, iki yöntemle kestaneleri kolaylıkla evde pişirebileceğinizi gördünüz. İstiyorsanız çizmeden önce biraz suda bekletebilirsiniz. Bu biraz daha nemli olmalarını sağlayacak ve en azından pişerken yumuşak olmalarını sağlayacak. Özellikle biz ailecek, ben, kız kardeşim, eşim hepimiz şey beğendik, tuzla pişeni çok beğendik. Siz de iki yöntemi de deneyebilirsiniz. Hem kolay, hem pratik, hem de lezzetli göreceksiniz. Hangisi sizin damak tadınıza uyuyorsa onu pişirip yapabilirsiniz. Eğer ki kanalıma ilk kez geldiyseniz lütfen abone olmayı, videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Kendinize dikkat edin, görüşmek üzere.